Uluslararası Adalet Divanı bugün Hollanda'nın Lahey kentinde toplandı ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı Gazze'de soykırım sözleşmesini Birleşmiş Milletler'in soykırım sözleşmesini ihlal ettiği davasında kararını açıkladı. Bu İsrail için gerçekten ciddi bir e, siyasi yenilgi sayılmalı. Zaten İsrail'deki havada bu yönde şimdi size aktaracağım. E, dedi ki mahkeme Soykırıma doğru gidiyor bu iş ve İsrail elden gelen bütün önlemleri Uluslararası Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Sözleşmesinin ikinci maddesine göre elden gelen bütün önlemleri almalı ve bir ay içinde mahkemeye bildirmeli dedi. Bu İsrail'in beklediği bir şey değildi. Tek taraflı ateşkes talebi de vardı Güney Afrika Cumhuriyetinin. Mahkeme bunu buna gitmedi. Önce İsrail'in bir ay içinde alacağı tedbirlere bakacak. Bir de tabi bu karar yani tek taraflı İsrail'in tek taraflı ateşkes ilan etmemesinin bir gerekçesi olarak da Hamas'ın devam eden eylemleri gösteriliyor. Şimdi bu tabi İsrail için dediğim gibi çok ciddi bir yenilgi. Hatta İsrail davaya bakılmamasını düşmesini talep etmişti. Oysa John Donahue Baş yargıç yani Uluslararası Adalet Divanı'nın başkanı dedi ki davanın düşmemesi karar açıklanması için yeterince kanıt var. Bazı iddialar 1948 Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin açık ihlali anlamına geliyor dedi. Güney Afrika Cumhuriyeti tabi bu davayı açan Güney Afrika Cumhuriyeti çok memnun oldu karardan. Hamas memnun oldu, Filistinler memnun oldu, İsrail memnun olmadı. Milli Güvenlik Bakanı Ben Guir, Uluslararası Adalet Divanı'nı antisemitik olmakla suçladı ama Benjamin Netanyahu, bütün bakanlara talimat verdi cevap vermeyin Adalet Divanı ile polemiğe girmeyin diye. Şimdi bu önemli bir gelişme bu önemli bir gelişme şöyle bir soruyu ben size soracağım. Bu davayı neden Türkiye açmadı? Bu davayı neden Türkiye açmadı? Hani Türkiye en aktif e, görünen ülkelerden biri Birleşmiş Milletlere kararı taşıdı işte e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın her platformda çıkışı var değil mi? Sonra İslam Konferansı örgütüydü eski adı İslam İşbirliği Örgütü şimdi toplandığı çok önemli kararlar aldı diye biz size duyurduk. Nerede İslam örgütü? Nerede İslam İşbirliği Örgütü? Nerede Arap ülkeleri? Nerede İslam ülkeleri? Yok davayı açan kim? Güney Afrika Cumhuriyeti ve e, Güney Afrika Cumhuriyeti adına büyük bir şey bu tabi. Yani hani apartheid rejimi, ırk ayrımı rejimi vardı biliyorsunuz. Nelson Mandela e, yıllarca hapiste kaldı. Sonra e, işte rejim değişti. O apartheid rejimi, ırkçı rejim varken e, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin o zaman beyaz ırkın egemenliğinde kurulmuş Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük destekçisi kimdi biliyor musunuz? İsrail İsrail onlara her türlü silah, cephane, aklınıza ne geliyorsa, özel kuvvetler falan hepsini sağlamıştı. Ama şimdi devran değişti. Devran değişti. Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'e soykırım davası açtı ve kazandı. Bakmayın ateşkes ilanı oldu olmadı şeyine. Bu bir ayrıntı. Çünkü zaten Uluslararası Adalet Divanı'nın yaptırım gücü yok. Bu milletin vicdanında, yani dünya halklarının vicdanında özellikle de hükümetlerin çoğunun hani İsrail'den yana tavır aldığı dünyada diyelim batı dünyasında ama hani İslam ülkeleri gerçekten çok kötü durumda. Şimdi ben size bir başka bilgiyi vereceğim çünkü bu konuyu ben Ahmet Davutoğlu ile görüştüm. Neden Ahmet Davutoğlu ile görüştün ya görüşecek başka kimse yok muydu diye diyenleriniz olabilir. Suriye herkesin aklında o soruları da sordum. Suriye politikası Bugün göçmenler, güvenlik falan onları da sordum ama neden Ahmet Davutoğlu'na sordum biliyor musunuz? Ahmet Davutoğlu bugün Londra'ya gitti. 27 Ocak'ta Londra'da küresel vicdan, hani vicdan dedik ya vicdanlarda mahkum oldu e, İsrail. Küresel vicdan inisiyatifinin bir konferansı e, olacak. O, o konferansa katılmak için gitti. Bu küresel vicdan bildirisinin Önayak olanlarından hatta ilk önayak olan Ahmet Davutoğlu oldu ve pek çok dünyanın pek çok ülkesinden insan hakları aktivisti filan buna katıldı. Peki Ahmet Davutoğlu'na iki soru sordum. Niye bu Adalet Divanı'na Türkiye başvurmadı? Hani sizin bildiğiniz kadarıyla neden ona sorduğumun gelince küresel vicdan bildirisini Öneye olan oydu. Ve neden dedim Londra'da toplanmıyor? Toplanıyor da mesela İstanbul'da, Ankara'da toplanmıyor bu konferans. Hadi madem siz ön ayak oldunuz, valla verilen yanıt Ahmet Davutoğlu'nun verdiği yanıt gerçekten insanın içini burkuyor. Bir kere diyor ki e, olabilirdi, yani Türkiye'de olmalıydı diyor. Yani Türkiye başvurmalıydı, başvuran Türkiye olmalıydı ve Türkiye'de olmalıydı bu diyor. Türkiye'de bu konferansın yapılmamasının nedeni olarak ben diyor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a geçmişte başbakanlık, dışişleri bakanlığı yapmış bir kişi olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a söyledim fakat bana randevu vermedi yani görüşmek istediğimi. Bunun buna Türkiye'nin daha kurumsal olarak ülke olarak e, öncülük etmesi gerektiğini söyledim bana randevu vermedi Hakan Fidan Dışişleri Bakanı onunla konuştum ona bilgi verdim çünkü diyor ben sorumluluk sahibiyim işte geçmişte başbakanlık Dışişleri Bakanlığı yapmıştım ona bilgi verdim diyor peki neden başvurmadı Türkiye neden başvuran olmadı da Güney Afrika Cumhuriyeti başvurdu Güney Afrika Cumhuriyetinin dediğim gibi kendi nedenleri var. Zaten İsrail işte çok kızdı. Doğrudan uçak seferlerini kesti. Bakalım diplomatik ilişkiler ne olacak? O da ayrı bir şey. Fakat Davutoğlu diyor ki dış borçlar. Bakın diyor. Türkiye'nin borçları o kadar fazla ve dış borç ihtiyacı, pardon, dış borç ihtiyacı o kadar fazla ki diyor, bu artık dış politikamızı kuşatıyor diyor. Şimdi Diyebilirsiniz ki ya önce Suriye'nin bir hesabını versin çünkü algı bu yönde algı bu yönde e, sordum elbette Davutoğlu dedi ki ya bu bana yapılan bir algı operasyondur o zaman ben büyük ölçüde yani Suriye krizi çıktığı sırada dışişleri bakanıydım sonra da başbakandım e, dışişleri bakanı hani orduya e, şey yapan orduya hani durdurun bunu deme yetkisi bende değil ayrıca hani şu var Dışişleri bakanları bir şey söyler, yapanlar eski sistemde başbakanlar, şimdiki sistemde cumhurbaşkanlarıdır. Yani diyor ki cumhurbaşkanının, başbakanın, milli güvenlik kurulunun o zaman yani hiçbir yetkisi, inisiyatifi yoktu. Her şey bana mı fatura ediliyor? diyor Davutoğlu. Hatta şöyle söyledi, yani ben istifa etmeseydim başbakanlıktan Adalet Kalkınma Partisinden sonra benim hakkımda işte bu Pelikan grubunun filan algı operasyonları başlamasaydı e şimdi bu bana saldıranlar o zaman saldırmaya cesaret edemeyeceklerdi diyor. Türkiye'nin Suriye o zaman izlenen Suriye politikası Davutoğlu sorumlu olsun, Erdoğan sorumlu olsun ilk döneminde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül vardı o sorumlu olsun kim sorumlu olursa olsun Adalet Kalkınma Partisi iktidarlarında izlenen Suriye politikası yüzünden bugün Türkiye'nin ciddi bir yasa dışı göç sorunuyla karşı karşıya olduğu bir gerçek mi? Evet gerçek. Bu yüzden Suriye'de PKK faaliyetinin artması, işit faaliyetinin artması, onların sınırdan girip 2015 yılında hatırlayın Türkiye'de çok kanlı eylemler, eylemlerde bulunması, intihar eylemlerinde, bombalamalarda bulunması, hani bunların hepsi gerçek. Dolayısıyla şimdi hani ben yapmadım, o yaptı. O yap aslında bütün suç bana ait değil filan diye Davutoğlu'nun söylediği bir şey var. Ya diyor ben benim ağzımdan çıkmayan Erdoğan'ın söylediği işte Şam'da Emevi camisine gideceğiz, namaz kılacağız şeyini bile bana e, fatura ettiler demeye getiriyor. Her neyse şimdi Suriye konusunu e, şey yaptım konumuza dönelim. Türkiye neden yok? Türkiye şeyde var yani evet bunu da sordum ya arkadaş hani Türkiye ara girişimlerinde bulunuyor. insani yardım gönderiyor. Efendime söyleyeyim esir değiş tokuşu ve Türkiye Filistinlilerin sesinin dünyaya duyurulmasında gerçekten rol oynuyor. Bunu da hani İsrail ile ilişkilerinin e, tam düzeliyorken yeniden e, yerle bir olmasına rağmen yapıyor bugün Filistin özellikle mesela NATO ülkeleri diye baktığınızda kaç tane ülke var Filistinlilerin haklarını savunan? Davutoğlu da diyor ki ya güzel de yani ticaret bir yandan devam ediyor. Bu da diyor Türkiye'nin Filistinlilere olan etkisini ya da üzeri, üzerlerindeki yaptırım gücünü ya da Hamas'ı caydırma gücünü filan bunları azaltıyor diyor. İlginç bir şey ama burada Davutoğlu'nun söylediği bir şey var ki ben ben de katılıyorum. Diyor ki Arap dünyası ve İslam dünyası aciz içinde. Büyük bir aciz içinde seyrediyorlar diyor. Arkadaşlar bakın Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başvurusuyla İsrail'in Gazze'de bir soykırıma doğru gittiğini, eylemlerinin bir soykırıma doğru gittiğini, bunun durması gerektiğinin kararını alıyor. İslam dünyası ne yapıyor bu arada? Bolca konuşuyor. Bolca konuşuyor. Araplar, Arap dünyası ne yapıyor? Filistinli kardeşlerine hani kıllarını kıpırdatıyorlar mı? Hayır. Yine hani Türkiye yapıyor bazen bir şeyler. Türkiye bazı şeyler yapıyor. Yanlış söyledim. Yani sesi çıkıyor ama diyor ki Davutoğlu oldu ya bu işte dış borç arayışı nedeniyle ve işte İsrail ile ticaretinde bu yüzden kesilmemesi nedeniyle Türkiye'nin pozisyonu zayıflıyor diyor. Şimdi tekrar ediyorum. Uluslararası Adalet Divanı İsrail'i dünya kamu yani küresel dünya vicdanında mahkum etti. Tamam Böyle bir gerçek var. Neden Güney Afrika Cumhuriyeti yerine Türkiye başvurmadı? İşte onların nedenlerini sizle konuştuk. Dış borç arayışı var ekonomik krizden çıkmak için. Amerika ile tam ara düzeliyor. Bunu daha fazla bozmamak, daha fazla acite etmemek lazım. Haksız yere yapıyor demiyorum. Yani bunu yapmak zorunda, yapmak durumunda kaldığı için Erdoğan yapıyor. İşte şu F16 meselesi. Bakın İsveç, İsveç'in bu kadar aylarca hani konu oldu. İsveç'in şeyi Türkiye'nin onayı, Türkiye Büyük Millet Meclisinden hemen iki günde geçti. Çünkü Biden dedi ki ya ben F16'ları veririm ama sen önce şu İsveç'in şeyini geçir. Bunu kim söyledi bize? Nereden öğrendik? Erdoğan'ın kendisinden öğrendik. Ne sayede öğrendik? Biraz da şu sayede öğrendik. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dedi ki. Arkadaş benim uçağa ihtiyacım var. İHA ile SİHA yla bir yere kadar ama stratejik savunma için benim uçağa ihtiyacım var. F-16 olmuyorsa Eurofighter olsun dedi. Mesela F-16 olmuyorsa Rusların SU-35'i olsun demedi. Çünkü e, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin NATO çerçevesinde kalmasını istediğini de böylelikle söylemiş oldu. E ne oldu? Hemen geçti. Şimdi Erdoğan ne dedi bugün? ABD'den gelecek kararı bekliyoruz. Onayladı meclis kararını gönderdi. Resmi süreç Türkiye açısından tamamlandı. Şimdi dedi ki ABD'den gelecek kararı bekliyoruz. Yani Joe Biden Amerikan Başkanı kongreye bir yazı yazacak. O yazıda diyecek ki arkadaş ben bunun olmasını istiyorum. Türkiye'ye 20 milyar dolar karşılığında uçak satacağız bunun kararının sizin tarafınızdan engellenmemesini istiyorum diyecek. 15 günlük bir süre başlayacak o zaman. İşte onu bekliyoruz. Ha bu arada Erdoğan'ın söylediği bir söz daha var. Diyor ki F16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecin süreci başlayacak yani. Gönderilecek. Bu arada diyor, tamir bakım meseleleri de hallolacak diyor. Tam olarak size cümlesini okuyayım. Oradan gelecek netice bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini, tamir bakımla ilgili sürecin başlamasını sağlayacaktır. Biz buradan ne öğreniyoruz? Şeyi biliyoruz. Tamam F-16'ların Türkiye'ye geliş sürecini. Ha tamir bakımla ilgili süreci de başlatacakmış. Demek ki bu zamana kadar hep söylenen ama doğrulanmayan bir türlü yani e, Türkiye'nin F-16'ların elindeki F-16'ların tamamının... E, tamamını uçuramadığı operasyonlarda bazılarının tamir, bakım, yedek parça vesaire gibi şeyler yüzünden beklediği de doğrulanmış oluyor o iddialarda dolaylı olarak. Dolaylı olarak. Şeyi de sordular tabi Adalet Divanı'nı da sordu gazeteciler Sayın Cumhurbaşkanı'na. Dedi ki takibimiz neticesinde olumlu sonuçlar. Ha bir de takip etmeseydik yani insanın diyesi geliyor ama neyse yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.